Bismillahirrahmanirrahim. Bir zaman İbrahim, atası Azer'e, Ne? Sen putları tanrı mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de, halkını da, besbelli bir sapıklık içinde görüyorum demişti. Biz İbrahim'e, şirkin çirkinliğini gösterdiğimiz gibi, imanında yakîne, kesinliğe ulaşması için göklerin ve yerin muhteşem hükümranlığını da öylece gösteriyorduk. Gece bastırınca İbrahim bir yıldız gördü. İddianıza göre Rabbim budur dedi. Yıldız sönünce de ben öyle sönüp batanları Tanrı diye sevmem dedi. Sonra ayı dolunay halinde doğmuş vaziyette görünce iddianıza göre Rabbim budur dedi. Sonra o da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi mutlaka sapmışlardan olurdum dedi. Daha sonra güneşi doğarken görünce iddianıza göre Rabbim herhalde budur. Bu hepsinden daha büyük. Batıp kaybolunca da ey halkım ben sizin Allah'a şerik koştuğunuz şeylerden beriyim. Ben batıl dinlerden uzaklaşarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Rabbül Alemine yönelttim. Ben asla sizin gibi müşrik değilim, dedi. Halkı kendisiyle tartışmaya girişti. O dedi ki, Allah bana doğru yolu göstermişken, siz hala benimle onun hakkında tartışıyor musunuz? Sizin ona ortak saydığınız şeylerden ben hiçbir zaman korkmam. Rabbim ne dilerse o olur. Rabbimin ilmi her şeyi kapsar. Hala kendinize gelip ders almayacak mısınız? Hem siz Allah'ın size tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak saymaktan korkmuyorsunuz da nasıl ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkarım Şimdi biliyorsanız söyleyin bu iki taraftan hangisi korkudan emin olmakta haklıdır İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya işte korkudan emin olma onların hakkıdır Doğru yolda olanlar da onlardır işte bunlar, kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerdi. Dilediğimiz kimselerin derecelerini kat kat yükseltiriz. Muhakkak ki senin Rabbin, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ve o, her şeyi hakkıyla bilir. Biz Musa'dan önce de, İbrahim'e hidayet ve aklı selim verdik. Biz onun halini pek iyi biliyorduk. O vakit babasına ve halkına, Nedir bu karşısında durup taptığınız heykeller? dedi. Biz dediler, atalarımızı bunlara tapar bulduk. Biz de onların yaptıklarını yapıyoruz. Yemin ederim ki dedi, siz de atalarınız da besbelli bir sapıklık içindesiniz. Onlar, sen ciddi misin yoksa şakacı insanların yaptığı gibi bizimle eğleniyor musun? dediler. Yo, şaka ne demek?" dedi İbrahim. "Doğrusu sizin Rabbiniz ancak gökleri ve yeri yarattığı gibi bütün onların da Rabbi olan zaattır. Ben de bu gerçeğe şahitlik edenlerdenim. Ve içinden Allah'a yemin ederim ki siz dönüp gittikten sonra mutlaka bu putlarınızın başına bir çorap öreceğim." diye ekledi onların bütün putlarını paramparça etti. Yalnız halk, belki de olup biten olay hakkında kendisine sorarlar düşüncesiyle, onların büyüklerine dokunmadı. Dönüp de olanları görünce, dediler ki, kim acaba tanrılarımıza bunu reva gören? Her kimse o, muhakkak ki zalimin teki. İçlerinden bazıları, sahi İbrahim adındaki bir delikanlının onları diline doladığını işitmiştik. Haydin dediler, getirin onu halkın huzuruna ki, çekeceği cezaya onlar da şahit olsunlar. Söyle bakalım İbrahim dediler, sen mi yaptın tanrılarımıza karşı bu işi? Belki de dedi, şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşurlarsa sorun bakalım onlara. Bunun üzerine vicdanlarına dönüp, İçlerinden asıl zalim İbrahim değil. Bu aciz putlara ibadet edip bel bağlayan sizler biz müşriklermişiz dediler. Fakat bunu dışa vurmayıp sonra yine önceki görüşlerine dönüp İbrahim'e "Bunların konuşmadıklarını sen de pek iyi bilirsin." dediler. O halde dedi: "Allah'tan başka Size fayda veya zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de Allah'tan başka o taptıklarınıza da. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? O halde dedi Allah'tan başka size fayda veya zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de Allah'tan başka o taptıklarınıza da. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Eğer yapacağınız bir şey varsa, dediler, o da bunu yakmaktır. Böyle yapın da, tanrılarınıza sahip çıkın. Biz ateşe şöyle ferman ettik. Dokunma İbrahim'e, serin ve selamet ol ona. Hülasa, onu tuzağa düşürmek istediler ama, biz asıl onları hüsrana uğrattık. Asıl tuzağa düşenler, kendileri oldular. Onu Lut ile beraber kurtarıp bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız diyara ulaştırdık. Ey insanlar! İşte size bir misal veriliyor. Ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka yalvardığınız bütün sahte tanrılar güç birliği yapsalar da bir sinek bile yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi kurtarıp geri alamazlar. İsteyen de, kendinden istenilen de, kaçan da, kovalayan da, ne kadar güçsüz. Allah'ı layık olduğu tarzda bilemediler. Muhakkak ki Allah, pek kuvvetlidir, mutlak galiptir. İbrahim'i de elçi olarak gönderdik. Ey benim halkım, dedi yalnız Allah'a ibadet edin ve ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz, böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'tan başka bir takım kutlara tapıyorsunuz. Bunlara Allah'a ortak yapmakla açıkça yalan uyduruyorsunuz. Oysa, Allah'tan başka ibadet ettiğiniz kutlar, sizin rızıklarınızı yaratıp, sizi rızıklandırmaya güç yetiremezler. O halde rızkınızı Allah nezdinde arayın. Yalnız O'na ibadet edin ve O'na şükredin. Sonunda yine O'nun huzuruna götürüleceksiniz. Şayet siz beni yalancı sayarsanız, sizden önceki bir takım ümmetler de resullerini yalancı saymıştı. Elçinin görevi imana zorlamak değil, sadece açıkça tebliğ etmektir. Peki o inkar edenler, dünyada gezerek, Allah'ın mahlukatı yoktan nasıl yarattığını, sonra da bu yaratmayı tekrar tekrar yaptığını görmüyorlar mı? Şüphesiz ki bu işler Allah'a göre kolaydır. De ki, dünyayı gezin dolaşın da, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığını anlamaya çalışın. Sonra Allah, tekrar yaratmayı da, ölümden sonra diriltmeyi de gerçekleştirecektir. Allah, elbette her şeye kadirdir. O, dilediğini cezalandırır, dilediğine merhamet eder. Hepiniz, O'nun huzuruna götürüleceksiniz. Sizler, ne yerde, ne gökte, Allah'ın hakimiyetinin dışına kaçarak kurtulamazsınız. Sizi Allah'tan başka ne koruyan ne de size yardım eden bulunur. Allah'ın ayetlerini ve ahirette ona kavuşmayı inkar edenler işte onlar benim merhametimden ümitlerini kesenlerdir. Onlara gayet acı bir azap vardır. Halkının ona verdikleri cevap öldürün onu veya ateşe atın demekten başka bir şey olmadı. Ateşe attılar ama Allah onu ateşten kurtardı. Elbette bunda iman edecek kimseler için ibretler vardır. İbrahim onlara şöyle dedi. Siz dünya hayatında Allah'tan başka bir takım sevgili putlar edindiniz. Ama sonra kıyamet günü gelince, birbirinizi red ve inkar edecek, birbirinize lanet edeceksiniz. Barınacağınız yer ateş olacak ve kendinize hiçbir yardımcı bulamayacaksınız. İlyas da şüphesiz Resullerdendi. Hani o, halkına şöyle demişti. Siz hala şirkten ve günahlardan sakınmayacak mısınız? Sizin de Gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı o en güzel yaradanı bırakıp hala Bahlem'e tapmaya devam edeceksiniz. Hani o halkına şöyle demişti: Siz hala şirkten ve günahlardan sakınmayacak mısınız? Sizin de gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı o en güzel yaradanı bırakıp hala Balem tapmaya devam edeceksiniz. Hani o halkına şöyle demişti. Siz hala şirkten ve günahlardan sakınmayacak mısınız? Sizin de gelip geçmiş atalarınızın da rabbi olan Allah'ı o en güzel yaradanı bırakıp, hala Balem tapmaya devam edeceksiniz. Fakat bunlar onu yalancı saydılar. Bundan ötürü de onlar tutuklanıp, hesap günü mutlaka yargılanacak ve cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın ihlasa erdirdiği kulları böyle olmaz. Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İlyas'a. Sonraki nesiller içinde ona da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İlyas'a. Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. Şimdi baksanıza şu lata, uzaya ve bir de şu geride olan üçüncüleri menata. Şimdi baksanıza şu lata, uzaya ve bir de şu geride olan üçüncüleri menata. Erkek evlatlar size, kızlar ona olsun, öyle mi? O zaman bu insafsız bir taksim olmaz mı? Aslında bu putlar, sizin ve atalarınızın uydurduğu, kuru isimlerden, boş lafızlardan başka bir şey değildir. Allah, onların tanrılıklarına delil olabilecek hiçbir şey indirmemiştir. Onlar sadece zanlarına ve nefislerinin heva ve heveslerine uyarlar. Halbuki onlara Rableri tarafından uyacakları mükemmel rehber çoktan gelmiş bulunuyor. Neo, o, insanoğlu kurduğu her hülyaya, içinden geçen her şeye nail olur mu sanıyor? Hayır, öyle değil. Ahiret hayatı da, dünya hayatı da Allah'ın elindedir. Kime ve neyi vereceğini kendisi takdir eder.''